Yaprakların açısını merak eden arkadaşlarımız varmış. Yani diyorlar ki acaba bu bitkilerdeki yapraklar niye böyle hep aynı taraftan çıkmıyor da böyle neye göre böyle biri sağdan, biri soldan, biri şuradan, biri buradan. Vallahi işte o morfogenez dediğimiz enteresan bir alanın konusu da ben hazır böyle güzel gollük bir soru gelmişken onu da hazır bizim burada balkonda bizim dut var. Kendisine şazement diyoruz, dut ağacımız. Dut ağacımızın yaprakları ve efendim, dalları üzerinden bir göstereyim dedim. Şimdi canlılar alemi enteresan. Aslında böyle şekilsiz, şemalsiz gözükürken bir tarafta böyle bakıyorsunuz mesela bütün otlara, çöplere, hayvanlara. Aynı zamanda böyle çok düzenli, matematiksel olarak sanki bir formülü varmışçasına da tekrar eden bazı biçimler görüyorsunuz. Şimdi yaprakların, bitkilerin dallarından ya da orijinlerinden çıkış noktalarına baktığınızda birçok bitkide böyle rotasyonel, aslında dönüşlü bir simetri meselesi görürsünüz. Bu tam ona birebir uygun değil ama yine burada da bakın enteresan bir şey var. Bu yaprakların mesela şuraya bakın, şuradan çıktığı yer burası, şurası, 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 bir oradan bir buradan. Ama hep de böyle aynı yerden değil, hafif hafif yerleri kayarak çıkıyorlar. Şimdi birçok bitkide bu farklı noktalardan çıkma, yaprakların güneşle karşılaşma şansını arttırıyor. Eğer hepsi aynı yerden çıksaydı yapraklar üst üste olacak, alttaki gölgede kalacaktı. Dolayısıyla bu farklı rotasyonel simetri sayesinde bütün yapraklar güneş görüyor. Güneş görmesinde önemi var. Güneş alacak ki fotosentez yapsın, şeker yapsın, biriktirsin, bitki beslensin, işte oksijen yapsın, biz de onu yiyelim falan filan. Dutlar yapıyor mesela, bu çok güzel. Şimdi peki bu neye göre oluyor dallanmalar? Altın oran diye bir şey duymuşsunuzdur. Altın oran biraz böyle fazla efsanelere de konu olan bir mesele ama kısaca mesela bir doğru parçasını öyle bir yerinden kesiyorsunuz ki bu doğru parçası bir uzun bir kısa iki parçaya ayrılıyor. Bu parçaların birbirine göre oranına baktığınızda uzun olan kısanın 1.618 katı kadar oluyor. Buna altın oran deniyor. Niye deniyor? Yani 1.618'in önemi ne? Birçok farklı bağıntıda karşımıza çıkan bir sayı. Mesela Fibonacci dizisi diye bir dizi vardır. 1 yazarsınız, 2 yazarsınız, sonra 2 ile 1'i toplarsınız, 3 çıkar. 3 ile 2'yi toplarsınız, 5 çıkar. 5 ile 3'ü toplarsınız, 8 çıkar. İşte böyle toplaya toplaya gidersiniz ve bu rakamlar bir dizi ortaya çıkarır. Bu Fibonacci dediğimiz bir matematikçinin bulduğu bir dizi. Bu dizinin her bir bileşenini, her bir üyesini, bir önceki üyesine bölecek olursanız gittikçe büyüyen sayılarda bu aralarındaki oran sürekli 1.618'e yakın sayar. Yani altın orana yakın sayan bir dizi elde ederiz. Hep yani bu matematiksel bir oyun. İlginç ne taraf var? İlginç olan tarafı tabiattaki birçok oluşa, dallanmaya, parçalanmaya ve damarlanmaya bakarsanız altın oranın birçok yerde karşımıza çıkan ortalama bir sayı olduğunu göreceksiniz. Mesela burada doğrudan altın oranı belki görme şansınız yok ama eğer şu yaprakların çıkış noktalarını tam birebir ölçecek ve aralarındaki rotasyonel yani dönüşsel simetrinin açısına bakacak olursanız yaklaşık 137,5 dereceye tekabül eden bir açıyla karşılaşırsınız. Peki bir daire düşünün. 137,5 derecelik bir açıyla daireyi iki yaya bölerseniz ne olacak? Bir uzun yay, bir kısa yay. Bu ikisinin uzunluğunu birbirine oranlarsanız 1.618. Yani dairenin çevresini altın oranla iki yaya bölen açıya altın açı adını veriyoruz. İlginç bir şekilde tabiattaki bitkilerin birçoğunun yaprak dallanmaları altın açıya uygun bir dönüşsel simetriyle dallanma gösteriyor. Bitkiler bunu nereden biliyor? Bitkilerin bundan haberi yok. Bitkiler matematikçi değil. Milyonlarca yıllık deneme, yanılma ve eleme seçme süreçleri sonucunda doğal seçilimin neticesinde en optimal güneş alabilen ve bu bitkinin en iyi besin üretip en iyi şekilde hayatta kalabilmesini sağlayan tasarım bu olduğu için seçilmiş ve bugün biz buna benzer tasarımları bitkilerin birçok kısmında görüyoruz. Bitmedi. Daha enteresan matematiksel bağıntılar da var. Anlatayım mı onu da? Bak, şimdi şunu görüp de insan aklını kaybetmemesi mümkün değil. Şuradaki dalların, damarların oluşuna bak. Neye benziyor şöyle bakınca? Sanki bir böyle bir bitkinin kökü de böyle, yıldırımlar da böyle. Bizim gibi fazla sinir bilimiyle uğraşıyorsanız nöronların dalları da bunlara çok benziyor. Bu dallanmalar, çatallanmalar aynı zamanda evlerinizdeki duvarlarda meydana gelen çatlaklar, ayran içtiğinizde o bardakta oluşan o desenler, düzenler var ya, onların hepsinde gördüğünüz bir desen. Peki sadece bunlar birbirine benziyor mu? Hayır efendim, sadece benzemiyor. Matematiksel olarak özdeş şekiller. Bir nehrin milyonlarca yılda meydana gelen dallanma ve budaklanmalarıyla
Yıldırım'ın milisaniyeler içerisinde çizdiği o dallı budaklı yolun matematiksel olarak özdeş olduğunu biliyoruz. Ve merak edenler hemen internetten baksın. Almancası iyi olanlar için tam telaffuzu sanıyorum şu şekilde Feigenbaum. Feigenbaum diye bir adamın adıyla anılan bir sabit var. Bu sabit, bu dallanma ve çatallanmaların oranını adeta pi sayısı gibi kesin bir sabitlikle bize veren enteresan bir sayı. Ve tabiatta tamamen kafasına göre takılıyormuş gibi gördüğümüz bu dallar ve budaklar, ister yıldırım, ister çatlak, ister bir ağaç yaprağındaki damar olsun, benzer matematiksel kurallara uyuyor. Yani sağımıza solumuza biraz daha güzel bakarsak, aklımızı kaybetmemek elde değil. Ve tutup da bu dünyada canımız sıkılırsa sağımıza solumuza güzel bakalım. Harika şeyler var. Ben biraz dalıyorum. Bunlardan çok biriktirdim. Bunlardan biraz dalayım. Arkası ve çevir çok güzelmiş. Şimdi de çek çek çek. Bunu da alıp defterimin arasına koyuyor. Böyle izleyeceğim. Bu dediğim, hepsi öyle olmayacak ki bak. Bunlar düz mesela. Simetrik. Biraz önce konuştuklarımız çapraz çapraz çıktı ama bak bunlara dikkat et. Bunların hepsi aynı tarafa bakıyor ve güneşi buradan alıyor. Şimdi bunun bütün bu dalı tek bir yaprak olarak düşün. Şu ikisinin çıkışını görüyor musun? Şu açıyı, şurayı. Şimdi bir aşağı geliyoruz. Bu şu açıda çıkmış. Buradaki o iki dal. Bir aşağı geliyorsun bak bu böyle. Bu sefer dönmüş. Bir aşağı geliyorsun böyle dönmüş. Bir aşağı geliyorsun biraz daha dönmüş. Bu ikili dallar burada her biri bir yaprak gibi dallanıyor şu ana kökten. Dolayısıyla burada şu yapının komple ışık alması için bir sonraki yapıyla aralarında bir açı farkı olması lazım. Mesela bak şurada görüyorsun bu açı farkı gayet güzel sağlanmış. Bitki zekası dediğimiz bir şey bu aslına bakarsan. Yani bunun içerisinde enteresan bir matematik var. Burada gördüğün gibi aynı kural, çok benzer bir kural ya da. Yalnız bir konuda uyarmam lazım. Mesela altın oran dediğimizde böyle şeyler anlattığımızda tabiatın 1.618 gibi bir sayıyla işi yok. Yani şu iki dal arasını ölçersen, bu açıları karşılaştırırsan tam olarak atıyorum 137.5 bilmem ne falan görmeyeceksin. Fakat yüzlerce binlerce dalı, yüzlerce binlerce dallanma ve yaprağı ölçüp de ortalamalarını alacak olursak böyle enteresan sabit sayılara yaklaştığını görüyoruz. Yani bu sayılar bir nevi ideal formu temsil ediyor. Fakat uygulamada matematiksel bir kesinlik ve mükemmellikten öte tamamen yerel ihtiyaçlara, bu bitkinin büyüme tarihçesine, bu bitkinin başına işte büyüdüğü sırada gelen birçok olaya bağlı olarak tamamen nevi şahsına münhasır olarak şekillenen bir şeyler var. Zira biz de biliyoruz mesela parmak izlerimiz böyle. Tek yumurtak izlerinin genetik yapısı aynı olmasına rağmen parmak izleri farklı diyoruz ya. İşte bu farklılıkta büyüme sırasında meydana gelen o ölçülemeyecek derecede küçük ama her biri kelebek etkisi misali çok çok önemli. Birçok faktörün etkisiyle meydana geliyor. Burada da ortalamalarda tabiattaki genel örüntüde böyle matematiksel sabitler var. Ama tek bir dala baktığınızda bunun ancak bir misalini, bir örneğini, bir yakınlaştırmasını görüyorsunuz. O yüzden bütün halinde resmi görmek her zaman çok daha eğlenceli. Lütfen etrafınızdaki bitkilere yakından bakın. Onlar size çok dikkatli bakıyorlar çünkü.